Herkese merhabalar. Bu videoda bu sefer Steam videosu değil ama Steam üzerine ilerleyen bir video olacak. EA Play bir aylığına 5,80 gibi çok ucuz bir ücreti düştü. Alacaktım, niye sizle paylaşmayayım dedim. Nedir, nasıl yapıyoruz? Sırayla göstereyim. Öncelikle Steam arayüzüne giriyoruz. Bir EA Play yazalım. Direkt çıktı zaten 5,80. Ekran sanıyorum ki yeterli büyüklükte çünkü Steam'de Chrome gibi büyütemiyorum ekranı. EA Play'in en büyük olayı nedir? Kimine göre FIFA 21, bana göre NFS, kimine göre de işte Star Wars'tur vesairedir. Buradaki işte Battlefield 1'dir vesaire tarzı oyunları ücretsiz oynuyorsunuz. Yani bir ücret ödüyorsunuz ama aylık abonelik şeklinde. Yani bir ay bir defalık parasını ödüyorsunuz. Mesela buradan tıklayalım EA Play'e katılın diye. Normalde aylık 29 lira gibi bence mükemmel bir ücret ödüyorsunuz. Bir ay boyunca bütün oyunları o 29 lira sayesinde oynayabiliyorsunuz. Ha, ama tabii ki de ayrıntılar var. Mesela yeni oyunları 10 saate kadar oynatıyor size. Mesela FIFA 21'i 10 saatçik oynatıyor size. Veya neymiş bu Star Wars Squadrons. Star Wars evrenine çok alakam yoktur bilmem. Amerikan futbol oynayan varsa onu mesela bu 3 oyunu 10 saat oynayabiliyorsunuz. Ama ben 5,80 verip 30 gün boyunca büyük ihtimalle 30-40 saatten fazla NFS Heat oynayacağım. Biliyorum kendime. Kimi Sims 4 oynayabilir ama yani o aylarca oynanacak bir oyun. O yüzden bu bir ay sığdırmanızı çok sanmıyorum. Battlefield 1 kesinlikle oynanır. A Way Out mutlaka ama mutlaka arkadaşınızla bir iyi play alın ve oynayın. Bence mükemmel bir oyun. İki kişi oynanan bir oyun veya sanırsam tek ekranı da ikiye bölebiliyorsunuz. Ayrıntısını bilmiyorum ama iki kişi oynayınca mükemmel bir oyun. İlk çıktığında birkaç yayıncıdan izlemiştim. Dead Space 3'tür vesaire veya Dragon Age çok güzel oyundur. Sevenler oynayabilir. Veya işte Battlefront vesaire. Beni alakadar eden kısım işte bu. Payback bence mükemmel bir oyundu. Bunun hakkında apayrı video çekebilirim. Sevmeyeni çok oldu. Ben çok sevdim. Need for Speed gece bir oyundu. Sevemedim. Rivals bütün bu yeni çıkan oyunların bence atasıydı ve güzel bir oyundu. Ama eksikti. Heat ise Payback'ten daha iyi olduğu söyleniyor. O yüzden çıktığı günden beri merak ediyorum ama parama kıyıp alamadım. Çünkü o kadar büyük bir boşluğum yok. Ben bunun ana senaryosunu bitirip yine Payback'teki gibi ana senaryosunu bitirip defalarca devam etmeyeceğim oyuna. Ben sırf bunun için 5,80 veririm. Burada bir sürü başka oyunlar da var. Plants vs. Zombies bile varmış mesela. Ne olduğunu açıkladım. Peki nasıl alıyoruz? En yukarıya tekrardan çıkayım. EA Play'e katılın diyoruz. Aylık abone olmana tıklıyoruz. Direkt bizi Steam sepetimize yönlendiriyor. Bir aylık olarak kendim için satın al diyorum. Evet, direkt şeyden çeksin. Bakiyem'den çeksin. Ve satın aldım. Başlamak için tıklayın diyor. Bana EA Play ekranına getirdi. Buradan oyunlarımı kütüphaneme ekleyebiliyorum. Direkt ben hatta A Way Out karşıma çıktı. Direkt A Way Out'u ekleyeyim mesela. Şimdi oynaya tıklayayım ve direkt indirebiliyorum. İndirime başlatabiliyorum. Hemen Heat'e geleyim. Heat kütüphaneye ekleyeyim. Şimdi oynadayım. Onu da direkt indirebiliyorum. Hikayemiz bu şekilde. Lakin şimdi burada bu videoyu bu kadarcıkla bitirmem ben. Bir ayrıntı vermem lazım. Hatta iki ayrıntı vermem lazım. Şunu da geçmeyeyim. EA Play bu aldığınız bir ay boyunca farklı bir oyunu kütüphanenize direkt parasıyla satın almak istiyorsanız %10 indirim veriyormuş. Mesela FIFA'yı almak istediğiniz atıyorum 200 lira mı? 180'e düşüyor. Ama asıl vermem gereken bu videonun asıl amacı bunu iptal edin. Ha, mantıklı bulursunuz devam etmek isterseniz ayrı konu ama 5,80'den devam etmeyecek bu. O yüzden bakın nerede yazıyor. Evet, burada yazıyor. Ve aşağıda yazıyor. Bu bir ay içinde aldınız. Mesela şu anda ben aldım hemen. Ve peşinden hemen iptal edin ki ikinci ayı 29 liradan çekmesin. Onun için de buradaki Steam hesabıma tıklıyorum. Şurada abonelikleri düzenle var. Ona tıklıyorum. Ve burada bakın her bir ayda bir yanlış bir cümle olmuş da onu Türkçeden çeviri yapmış. Şey İngilizceden çeviri yapmışlar o yüzden. 29 lira ücret ödenecek diyor. Buradan düzenle diyorum. Aboneliği iptal et diyorum ve uygula diyorum. Abonelik iptal edildi. Bir sonraki ödeme tarihi diye bir şey yok. Ama bakın EA sayfasına geri döndüm ve ben hala oyunları indirebiliyorum. Çünkü bu ay bakın videoyu 25 Ocak'ta çekiyorum. Bir dahaki ayın 25 Şubat'ına kadar ben EA Play'liyim. Ama 26 Şubat'ta olay bitecek. Param yeniden çekilmeyecek. Yeniden EA Play'li olmayacağım eğer ben istemezsem. Böyle kısa bir video, istediğim aktarabildiğim video.
İşinize yarısı ve bensiz beğen butonu olsun ki bana destek olsun, kanala destek olsun. Kanallar demişken iki kanalımın da abone ol butonları ekranı böyle kocaman kocaman yuvarlak olarak çıktı. Abone olursanız bana destek olursunuz. Bu tarz videolardan haberdar olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.